Selam Tuncay, nasılsın? Selam Mert'cim, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın baba? İyidir. Bayağıdır görüşemedik bu korona durumlarından dolayı. Aynen, vesile oldu valla. Biraz heyecanlıyım. Ne derler? İyi hissediyorum kendimi. Hazır hissediyorum, bakalım. Neler yapıyorsun bu şey döneminde? Korona döneminde? Valla biliyorsun, kaykay mağazamız da var. Hem hala hem X Fortune Skate Shop olarak. Varsa işte siparişlerle falan ilgileniyoruz. Yeni yapılanmalar içindeyiz. Projeler var. Projelerle ilgileniyoruz. Onun dışında da daha çok evden, bilgisayardan işlerimi halletmeye çalışıyorum. Dışarı çok çıkmadan, ama yaklaşık bir belimdeki sakatlıktan dolayı 8 aydır kaymıyordum. Bugün ilk defa çocuklarla bir Harbiye'de küçük bir buluşma yaptık kendi aramızda. Daha doğrusu onlar zaten gidiyordu. Ben de dayanamadım. Kalktım, biraz kay kay kaydım. Bugün iyi hissediyorum o yüzden dağda. Yapmışsın. Çünkü çok eğlenceli bir şey. Benim çok sevdiğim bir olay. Peki bu kaykay tutusu nasıl başladı? Nereden geldin buraya? Nasıl bir gelişim oldu? Abi şöyle diyeyim, ben bayağı uzun süredir kaykay kayıyorum. 1988 yılında yaklaşık 4-4,5 yaşlarındayken Almanya'da bankacı olan bir amcam gelirken öyle bir kaykay getirdi bana. Şimdiki banana boardlara benzeyen o zamanki ufak kaykaylardan. Evet, tabii bana herhalde ya bu çocuk alsın oynasın falan diye getirdiler o işi. Ben tabii önce evin güzel bir koridorumuz vardı. Orada koridorda git gel yapıyordum tabii o yaşlarda. Nereye gideceğim yani? Sağ olsun annem beni öyle biraz dışarı sahile falan götürüyordu o yaşlarda. Ama daha sonra şöyle anlatayım. Ben evin koridoru, koridordan sonra sokakta, bizim evde yokuştaydı. O Suadiye'deki evin yokuşunda oturarak kayıyordum. Sonra ayakta inmeye başladım. Sonra bizim oralarda da çok kaykaycılar vardı. Bir gün bir baktım benim kaykayı alıp birisi öyle bir hareket yaptı. Böyle bir zıplattı falan filan. Allah Allah dedim, bu ya, yani yerle temas kesilebilen bir şeymiş dedim. Anladım. Dedim ki ben bunu öğrenmek istiyorum, nasıl yapacağız? Dediler ki caddeye gelmen lazım, şurada takılıyoruz falan. İyi dedim, ben tabii uzun bir süre caddeye inemedim o yaşlarda. Böyle annemler falan indirdiğinden göz ucuyla bakıyordum ama çok denk gelemiyorduk. 91 yılında ilk defa kendi başıma kaçtım yani. 91'de 8 yaşındaydım abi. 8-9 yaşında ben kendimi caddeye attım. Hani 3 sokak ileri gitmek büyük olayken benim için sanki böyle kıta geçmiş gibiydim. Sonra Bağdat Caddesi'nde diğer kaykaycılarla tanıştım. Sonra abi tabii çok sevdim kaymayı. Ardı arkası kesilmedi. Sonra da dünyanın birçok yerini görme şansım oldu. Böyle Suadiye'de bir sokakta, bir evin koridorunda başlayan hikaye beni buralara getirdi. Yani o zaman sana aslında Türkiye'nin Tony Hawk'ı diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz, değil Yaz mi? yani Çünkü tabii Tony Hawk'ın yaptıklarının yanında benimki nedir diye düşünüyorum, ama çok söyleyen oluyor, sağ olsunlar. Bu bir iyi niyet göstergesi diye düşünüyorum. Örnek aldığım da birisi. Yani sonuçta ben bir sporculuk kariyeri yapıyordum. Daha sonra 17 yaşında İngiltere'ye gittim profesyonel kaykaycı olmak için. Sonra bazı mücbir sebepler mi diyeyim? Bazı sebeplerden geri dönmem gerekti. Daha sonra da hep şuna karar verdim. Ben dedim, burada kalacaksam yani kaykayla ilgili kariyer yapma konusu Türkiye'de olmadığı için çok fazla. Ben dedim en iyisi bunu yaymaya çalışayım dedim. Yani madem buradayım, kaykayı sevdireyim, öğretmeye, anlatmaya çalışayım deyip böyle bir görev edindim kendime. O vesileyle de beni Tony Hawk gibi gördüyseniz de ne mutlu yani. Teşekkürler. yani bu anlamda aslında bayağı adımlar attın. Bir defa bir markam var. Ala Skateboard. Aynı zamanda benim de sponsorluğumu yapıyor. Çok sağ olsun. Video kulübünde de hem ekip olarak hem ekipman olarak hem de işte bunun merchandise kısmında bayağı desteğiniz olmuştu. Ala fikri nereden çıktı? Nasıl bu noktaya geldiniz? Bunu yaratmak çünkü cesaret isteyen de bir iş aslına bakarsan. Çok zor, çok zor. Ayak Şöyle, yani. şöyle başlayayım aslında. Biraz hala aslında benim 33 yıllık kaykay hayatımın tüm birikimi diyebiliriz. Yani benim zaten bir kaykay mağazam vardı 7 sene öncesinde. Benim de sponsorum olan X Fortune Skate Shop'u satın almıştım, ama hikaye şöyle başlıyor. Biz 2000'lerin başında
O zamanki iki arkadaşımla birlikte ana ekip olarak bütün böyle o zamanki sokak kaykaycılarıyla Türkiye'nin ilk kaykay takımını kurduk. Yani Türkiye'nin ilk gerçekten sadece kaykaycılardan oluşan bir gösteri ekibi kurduk. Sonra rampa yaptık kendimize. Yani gerçekten görmen lazımdı. Şu andaki olan bir mini rampim gibi 15-20 kaykaycı böyle yardım etti bize. Biz ilk defa Rock'n'Coke'da söyleyebiliyoruz değil mi Rock'n'Coke falan hani şey ben böyle reklam şeylerinde bilmiyorum da. Sağ olsunlar Rock'n'Coke'da bizi misafir olarak ağırladılar. O zaman da küçük bir sponsorumuz da oldu bize masraflarımızı karşılayacak kadar. Biz Türkiye'nin ilk kaykay takımını kurmuş olduk. Sonra yani ben zaten Türkiye'nin ilk profesyonel kaykaycısı olarak hep adlettim ki hem bir rol model olayım hem de birileri de bundan nasıl diyeyim geçinebileceğini hissetsin istedim. Yani tam olarak bunu yapmak biraz zor. Muhtemelen de hani bu işlerden benim kadar kariyer yapan çok bir elin parmakları kadar insan var Türkiye'de. Türkiye'nin şunu da söyleyeyim. Yurt dışında bir Kaykay dergisinde ya Türkiye'de yetişip de Kaykay dergisinde Kaykay videosunda yer alan da ilk Türk olabilirim de. Yani şu anda çok bildiğim bir kaynak yok. İngiltere'de, İsviçre'de, Almanya'da dergilerde fotoğraflarım yayınlandı. İngiltere'de bir kaykay videosunda yer aldım. Yurt dışında da var olmak beni çok mutlu etti. Onların da hikayesi çok değişiktir yani. Ama Türkiye'de hep böyle biraz ilklerin öncüsü gibi olduk biz. Ala'ya gelmek istersek de şöyle bir durum vardı. Yani daha önce birçok Türk markası denemeleri oldu. Ama ben hep şunu gördüm. Yani birazcık Amerikancılık mı diyeyim, yurt dışı özentiliği mi diyeyim. Yani hani tabii ki güzel şeyler ama hep şunu hissetmek istedim. Ya hani bizden niye bir profesyonel kaykaycı çıkmasın? Biz niye burada birbirimize aynı şeyleri yapmıyoruz? Çünkü kaykay deyince içinde müzik de var, resim de var, fotoğraf da var. Birçok sanat dalı var, birçok güzel sanatların dalları var. Ben dedim ki öyle bir marka yapacağım ki bir kere ismi... Tabii Farsça kökenli ama Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de vardır. Âlâ iyi pek iyi demektir. Ben dedim hep insanlar için her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Gerçekten yani bu kaykaya ilk başladığımdan beri hep sevgiyle anlatmaya çalıştım kaykayı. Sevdirmeye çalıştım. Bir kişi daha olsa çok mutlu olurum dedim. Her zaman da onlara en iyisini vermeye çalıştığım için âlânın çok güzel yakışacağını düşündüm. Her şeyin en güzeline layık olan sevgili dostlarımıza biz de layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz bu marka altında. Âlâ Skateboards'u kuralı da 4 yıl oldu. Yani şöyle çok güzel bir isim seçmişsin. Çünkü ismin İngilizce okunuşu da aynı şekilde. Yani büyük bir avantaj. Şöyle eleştiriler oldu ben çok pardon. Mesela şimdi senin tişörtünden daha iyi görüyorlardır. Ağların üstünde iki nokta var görüyorsun. O noktalar var. Bir arkadaşımız, bir abim hatta şey dedi. Ya bu dedi Almanca ele diye okunuyor dedi. Ya dedim ki abi biz yıllarca Strassenbahn diyemedik. Onlar da âlâ diyemesin. Ne olacak ki markayı gördüğümü tanıyorsa bunu bize sorsunlar dedim. O noktaların anlamı da kaykayın üstündeki o vidaların deliklerini temsil etsin diye koyduk. Yani birazcık da eski âlânın o şapkası artık olmadığı için yeni güncellemeden dolayı hem o eski âlânın şapkasını hatırlatsın hem de kaykayın üstündeki o delikleri hatırlatsın diye öyle bir logo çıktı ortaya öyle söyleyeyim. Yani yok güzel. Marka olarak bence çok güzel çünkü ben mesela daha çok yurt dışındaki plak şirketleriyle çalıştığım için o ismin aslında İngilizce okunabilmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum çünkü şöyle bir şey, mesela bana Mörtüsel diyorlar, o şekilde okuyorlar. Ama başka tanıdığım Türk arkadaşlarım var. Mesela bir gün Carlos Favre Türkiye'ye gelmişti, Portekiz ünlü bir editör bu. Bir arkadaşımızın ismini okuyamadı çünkü şöyleymiş, Portekizce'de, ya Brezilya'nın konuştuğu dil de o ya, Portekizce'de o harflerin bir araya gelme ihtimali yokmuş. Yani hani Türkçe'de. Aslında Türkçe çok basit bir isim. Ama fonetik olarak söylemek de zor yani anladığım kadarıyla. O dilde bu harflerin bir araya gelmesi imkansızmış. Ve bir adam bakınca ismi şöyle bir durdu. Yani o yüzden güzel bir basit bir isim seçmişsin. Bence harika yani. Hakikaten
Yani Ala'da geri dönüşler çok güzel oldu. Ben bir de Ala'da şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Etrafımda bildiğim, işinin ehli olan kim varsa bu işe dahil ettim. Hepimiz aşağı yukarı yani gönüllü çalışan insanlar diyeyim. Yani bir ortada bir bütçe, bir para varsa zaten paylaşıyoruz ama bundan daha çok sevgimizi paylaşarak geldik bugünlere kadar. Ressam olan dostlarımızdan onların desenlerini, çizimlerini aldık. İşte senin gibi müzisyen dostlarımızın müziklerini kullanıyoruz. Birçok müzisyen de müzik grubu olan dostumuz, destekçimiz de var. Daha hani aslında bunları tüketmeye henüz başlamadık da. Etrafımızda çok sevdiğimiz bir sürü sanatçı, ya iş dünyasından da insanlar var. Ben bir de oyuncu da olduğum için reklam camiasından oradan buradan hakikaten bugün 4 yıl sonunda bakıyorum. O kadar farklı sektörlerden insanlar alaya aşina olmuş ki ne mutlu bana diyorum ki daha biz yeni başlıyoruz. Yani başka sıkıntılarımız oldu. Daha yeni toparlıyoruz haliyle. İnşallah çok bir gün çok güzel yerlere gelecek bu marka. Yani ben birazcık da bu işin aslında kültür elçisi ya da rehberi gibiyim diyeyim. Çünkü benden sonra da yaşayabilecek yani bu marka. Ve istiyorum ki her zaman nasıl başladıysak öyle alasına yakışır şekilde devam etsin. Peki sırf bu Kaykay'ın yanı sıra senin bir de oyunculuk yönün var. Hatta o konuda da bir takım ödüller almış bir insansın aslında. Biraz Evet. ondan bahsedelim. Orada neler yaptın? Şimdi oyunculuk tarafında neler yapıyorsun? Yani sırf Şimdi bu Kaykay değil. ben aslında çift kariyer yapıyorum. Ya oyunculuk camiası da beni gayet iyi tanırlar. Hem tiyatrodan hem reklam dünyasında dizilere pek bulaşmadım. Yani hiç tercih etmedim açıkçası. Birkaç kere oynamışlığım da var. Daha çok sinema, tiyatro ve reklam üstünden gidiyor. Orada nasıl Kaykay'a beni amcam başlattıysa anne tarafından da dayım beni kendisi yönetmendir. Almanya'da da çok hatırı sayılır bir tiyatrosu var. Dayım benim Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdı. 1996 yılında da zaten birkaç senelikti o zaman. Oranın tiyatro kursuyla başladım ben. Haliyle aslında oradaki amaç şuymuş. Hani beni biraz daha sosyal hale getirmek. Hani sosyalleşsin bu çocuk tiyatro öyle diye yazdırmışlar ama ben oyunculuğu ve sahneyi, tiyatroyu o kadar çok sevdim ki yaklaşık 2-2,5 sene Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çocuk tiyatrosu eğitimi aldım. Daha doğrusu çocuk olarak tiyatro eğitimi aldım. O zaman yaşlarımızda ne oluyor? 12-13 yaşlarındaydım başladığımda. Daha öncesinde de aslında 91-92 yıllarında ben böyle Metro Gross Market'in kataloglarında çocuk mankenliği falan da yapıyordum. Hatta Evet, onları ben gördüm. Bir gün paylaşmıştın şeyde Instagram'da. TBT yapmıştın. Onları gördüm. Başmıştım. Daha yeni arşivden çıkardım onları. Hatta rahmetli Kenan Pars, Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşarlar'ın olduğu 92-93 yıllarında da bir Çin veliahtını oynamıştım bir dizide bir bölüm. Neyse, bu tiyatro meselesini ben çok sevip de çok orada emek verince de oradaki hocam beni dedi ki ya eğitim bitiyor artık. Hani gel bizim tiyatroda hem ne derler hem çalışırsın hem de bizim bir oyunumuzda çocuk rolüne ihtiyacımız var. Büyük oyununda çocuk rolü oynar mısın dediler. Ben dedim ki tabii ki. Daha o zamanlar bile orta sonlara falan gelmiştim. Ben sonra Sanat İşliği Tiyatrosu'nda yaklaşık 98'den yani bir 10 yıl falan aşağı yukarı arada boşluklarla 10 yıl falan emek verdim Sanat İşliği Tiyatrosu'nda ki Şevket Çoruhlar, bir sürü güzel isim Çetin Etili hocamız dahil Cenan Çamyurdu dahil çok güzel isimlerle benim orada tanışma ve çalışma fırsatım da oldu. Mustafa Üstündağlar, Bülent Şakraklar yani çok güzel insanlarla orada da eğitimim hem devam etti hem de ben bir oyuncu olarak da daha çocuk yaşta para kazanmaya da başladım. Yani bana böyle zarfta para veriyorlardı ki benim öyle bir beklentim yoktu. Çok şaşırmıştım hatta ilk paramı kazandığımda da orada. Ama okulumun uzamasına mal oldu. Lise uzadı o yüzden. Ben 2 sene o yaşta Türkiye turnesi yaptım abi. Kırşehir'den Adana'ya kadar birçok yere, Tekirdağ'a kadar çocuk yaşta tiyatroyla gezmeye başladık. Daha sonrasında da İngiltere'ye gidip geldikten sonra tabii ki 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümüne girdim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tiyatro
oyunculuk bölümüne girdim. 2009 yılında mezun oldum. O arada daha çok ufak tefek reklamlarda oynuyordum. Yine bir dizide oynamıştım. Bir sinema filminde oynamıştım. Okuldan mezun olduktan sonra da yine özel tiyatrolarda çok çalıştım. Ama devlet tiyatrosuna en son kapak attım. Devlet tiyatrosuna yaklaşık 5-6 yıllık bir emeğim oldu. Orada hem çocuk oyununda oynadığımız oyunla ödül aldık. Yani ekip olarak almıştık. Hem de büyük oyununda At diye bir oyunumuz vardı Gülahay'ın. Yaklaşık 17 ödül aldık biz o sene. Bana da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü verdiler Yeni Tiyatro Dergisi'nden. Hem de çok büyük üstatlar vardı aday olarak. Ben o üstatların arasından o ödülü aldığım için zaten çok müteşekkirim. Sağ olsunlar, beni çok onore ettiler. Aynı yılda hem oyunculuktan ödül aldım hem de Ala Skateboards'da biz Habitus Research'te bir araştırma yapmıştık. Onun araştırmanın sonucunda da Reklam Yazarları Derneği'nden de Genç Baykuş ödülü aldık. Ala Skateboards'da aslında ödüllü bir markadır burada. Harika. Bu arada az önce bir mesaj geldi izleyicilerden. Benim birçok parçada, hatta senin sponsor olduğun klipte de vokalleri yapan Meriç tişörtümü çok beğenmiş. Onunla ilgili mesaj attı az önce. Alttan çıktı şimdi. Yardımcı oluruz tabii ki. Ben de onu söyleyebilirim. Şimdi bir de biz Ala'yı çıkarırken kafamızda şu vardı. Ne derler? Kaykay konusunda çok kaliteli ürünler yapıp kaykaycılara ulaştırmakta, ama bu kadar çok tutulup sevilince tekstil konusunda da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Şimdi yakında Volkan Yıldırmaz var, sevgili sanatçımız. Onun işlerinden çok güzel bir kıyafet koleksiyonu yakında geliyor olacak. Harika. 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 Peki gene kaykaya dönersek, bir defa bizim klipte sağ ol, çok iyi bir destek verdin. Çünkü ben kaykay olayının her zaman olmasını istiyorum. Çünkü başından beri geçmişte buna merakım olan bir insanım. Ondan dolayı senin de bu konuyla ilgili işin en ehlinden bir destek almak kesinlikle harika oldu. Kendin bizim kliple gelip kayamadın. Galiba o gün başka bir çekimi veya başka bir şey mi vardı galiba? Sanırım. Bir ya çekimdeydim ya bir yoldaydık galiba. Bir yerlere şova mı gidiyorduk, bir şeydi. Çok isterdim yani, ama bir gün bence o da olacak. İki arkadaş bunlar çok iyiler bu arada. Gayet iyi bir şekilde işi kotardılar. İleride mutlaka şeyle ilgili olarak kliplerde zaten ben kesinlikle yer vermek istiyorum. Çünkü o kültürün içinde olan bir insanım. Bunu çok seviyorum. Başından sonuna kadar. Peki bir de bununla ilgili bir milli takım durumu var. Böyle bir organizasyon oldu. O nasıl oluştu? Çünkü aslında çok zor bir insanların aslında çok böyle uzak baktıkları bir konu. Yani anne babaların kesinlikle pozitif bakmadıkları bir aslında spor dalı diyebiliriz. Buna rağmen nasıl milli takım boyutta iş geldi? Nasıl insanları ikna ettiğini eminim çok zor olmuş. Şöyle söyleyeyim. Kaykay 2017 yılında olimpik bir spor olarak kabul edildi. 2016-2017 döneminde olimpik bir spor olarak kabul edildikten sonra işler biraz daha kolaylaştı. Daha önce aslında birçok girişimimiz, çabamız vardı, ama olimpik bir spor olarak kabul edilince de haliyle devletler de kabul etmeye başladı. Devletler kabul edince aileler de bunu artık bir spor olarak görmeye başladılar. Ben daha hiç bu olimpikleşme süreci yokken Dünya Kaykay Federasyonu zaten bazı konularda danışmanlık yapıyordum. Bazı yarışmalarına da kaykaycılarımızı göndermiştik. Güney Afrika'daki kaykay yarışmalarına, dünyanın her yerinden gelen proların olduğu yarışmalara sporcular gönderiyorduk. Sonra Türkiye'de bir federasyon kurulma çabası olunca da sağ olsunlar bizi önce danışman olarak görevlendirdiler. Tabii ben A'dan Z'ye federasyonun bütün çalışmalarında yer aldım. Hakemlik eğitimleri olsun. Gerçekten çok özverili, aşağı yukarı bir 50-100 kişiyle biz 1 lira para almadan, bu arada. Yani hepimiz gönüllüyüz. Hepimiz canla başla çalışarak. Önce antrenörlerimizi belirledik. Antrenörlük eğitimlerimizi aldık. Hakemlik eğitimleri alındı. Hakemlik belgeleri verildi. Sonra sporcular için seçmeler, yarışmalar yaptık.
Bugün hem sokak disiplininde hem rampa disiplininde milli takım sporcularımız var. Ben rampa disiplininin başındayım. Şu anda federasyon olarak da hem bir Çin'e gitme şansımız oldu. Orada olimpik ön elemeye hem de sokak kaykay takımımız da Brezilya'ya gidip geldiler. Şu anda tabii pandemi sürecinden dolayı herhangi bir aktivite yapılamıyor. Olimpiyatlar da ertelendi ama şöyle güzel bir şey de başardık biz. Kaykay okul sporları arasına kabul edildi. Bugün 5 çocuk, inanılmaz bir şey bu. 5 çocuk beden eğitimi dersinde hocasına gidip biz kaykay kayacağız hocam derlerse yani hocaları onlara izin vermek durumundalar. Bununla ilgili tabii kanuni olan kısımlarını araştırıp öğrenebilirler. Biz de Türkiye Kaykay Federasyonu olarak mutlaka yardımcı oluruz. Böyle bir şansımız oldu. Şimdi tabii belediyeler de çok ilgi göstermeye başladı. Umuyorum ki zaman içinde hem aileler hem belediyelerimiz hem de özel markalar diyeyim bu işe daha çok yatırım yapıyor olacaklar. Zaten bir hareketlilik de başladı. Bu arada klipten bahsettik. Kliple ilgili güzel bir şey söylemek istiyorum. Ala'nın şu anda herhalde belki içinde yer aldığı 8. ya da 7. klip olabilir bu. Güzel olan şey şu, biz hep şunu istedik. Yani gerçekten içinde kaykaycı ruhu barındıran kişilerle çalışalım. Senin de bir kaykay geçmişin olduğunu biliyordum. Belki bizler kadar bir kariyer yapmamış olsam da en azından kaymış olmam ve bu işten bir parça sende de olduğu için bu güzel klibinizde yer almış olmak bizim için onurdur yani. Biz bir de aile gibi olduğumuz için sürekli birlikteyiz aslında. Bir kere başladık ya, o bir başlangıçtı diyelim. Evet, yeni projemiz de var aslında. Tam bize en son stüdyo geldiğinde bayağı bir şey planlamıştık. Umarım işte bu pandemi süreci atlatınca hepsini yavaş yavaş hayata geçirme şansı bulacağız. Bir de sen bu hala aynı zamanda sen Efes'te de bir şey yaptın. Yani bir defa şunu belirtmek lazım, bunu söylemek istiyorum. Yani Tuncay'ın markasında birçok markalar var, Türk markaları. İşte işin sadece işte tişörtünü yapayım, şapkasını yapayım, dinlenmesini yapayım veya yan ekipmanı yapayım şeklinde değil. Aynı zamanda boardların kendisini üreten, deckleri de üreten bir yani şey marka. Ve bundan dolayı hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani sadece şey değil. Hani çünkü çoğu insan hani kaykay markası deyince şey gibi algılıyor bazen. Hani ekipmanın kendisi üretilmiyor. Genelde hani öyledir ya. Çünkü Türk bisiklet markası aslında şapka üretiyor falan değil. Evet. Gibi. Ama seninki öyle değil. Hatta işte Efes'te de bir ortak bir çalışma yaptın. Güzel boardlar ürettin. Bununla ilgili zaten bir aslında Efes değil de Anadolu grubu diyelim. Biz iyi ki varımla ortaklaşa bir proje gerçekleştirdik. Yani ben birazcık sağ olsunlar kaykayı yaygınlaştırmaya çalıştığım için ve biz Ala'da da olsun yaptığımız diğer işlerimizde de olsun destekle yürüyen bir durumdayız. Yani biz emin olsun herkes kazandığımızdan daha çoğunu vermiş olabiliriz. Bugün birçok büyük markayla çalışma şansımız da oldu. Yani marka söyleyebiliyor muyuz burada bilmiyorum. Ben anmak çok isterim onları. Yani hem Red Bull'la da çalıştık, Monster'la da çalıştık, Adidas'la, Vans'la ortak işler yaptık. Sağ olsunlar her sene bizi çizgi roman festivaline, kahve festivaline davet ediyorlar. Her ne kadar katılamamış olsak da hep çakıştığı için Garden Sale gibi festivallere davet ediyorlar. Bugün varımla yaptığımız şey ama Türkiye kaykay tarihinin en büyük projesi. Yani bence hem çok büyük iş. Yani hep bize çünkü böyle ufak tefek rakamların döndüğü, ufak tefek desteklerin döndüğü ya da günübirlik işler oluyor. Yani oluyor, bitiyor. Ondan sonra yeni işler gibi. Biz ama bir yıla neredeyse yayılan bir proje gerçekleştirdik. İyi ki varımla. Burada insanlar tabii varım olan birayla karıştırıyorlar. Varım başka bir şey, iyi ki de varım başka bir şey. Biz iyi ki de varım bir sloganıyla Ala'yı birleştirdik aslında. Şey gibi de algılansın istemiyoruz. Yani biz insanları sonra yani içkiye falan teşvik ediyor gibi durumumuz yok. Tam tersi yani o şey ne derler? Onlarla birlikte bir yıl boyunca süren bu projeyle hem 4-5 tane şehire gidip kaykaycı dostlarımızla buluşma şansımız oldu. İstanbul'da birçok etkinlik yapma şansımız oldu. Birçok kişiye kaykay hediye etme şansımız oldu. Hem de
hem iyi ki de varım üstünden, hem de bizlerin de çok destek olma şansı oldu. Şu anda da zaten işbirliklerimiz devam ediyor. Daha da güzel markalarla güzel çalışmalar yapacağımıza da inanıyorum. Ben aslında daha yeni başlıyoruz diyorum bu işlere. Evet, kesinlikle. Yani markanızın, yani daha doğrusu Ayla'nın çok iyi bir şeyi var. Yani iyi gidiyor. Bence yapılmış bir şey yapıyorsun Türkiye'de. Çünkü yani birincisi bir cesaret isteyen bir olay. Hani Türkiye'de kaykay yapmak, çünkü ailelerin, ben kendi ailem buna karşıydı mesela. Yıllarca karşı oldular. Yani oradan bildiğim için olayı. Yani en aslında albüm kesin bile kaykay deyince bir tık geri adım attı bir ülkede. Sen böyle bir şey kalkışmışsın. Yani tebrik ediyorum senin cesaretinden dolayı öncelikle. Çok sağ olasın. Şey olarak tutmamışsın. Yani hani bir şey yaptık, hani olur veya olmaz değil. İşe ticari bakmadan önce aslında olayın kültürüne böyle bir katkı şeklinde hareket tarzı benimsemen tabii daha da takdire şayan bir hareket. O yüzden çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok sağ olasın. Özellikle bir hareket. Kesinlikle. Peki anne babanın mesela merak ettikleri bir konu var. Gerçekten bu çok belki şey bir soru, klasik bir soru ama yani hani sence kaykay tehlikeli bir soru. Yani tehlikeli mi? Hemen cevaplayayım. Şimdi kaykay konusu şöyle, eğer bilmeden, araştırmadan denerseniz genelde hep hikayeler şöyle oluyor. Ben bir kere bir kaykayın üstüne çıktım, ayağımdan kaydı gitti, kolumu kırdım, işte bacağımı kırdım ya da bir yerimi incittim diye. Tabii ki normal bir spor değil ama eğer ne yapacağınızı bilirseniz, doğru şeyleri yaparsanız da en güvenli sporlardan biri diyebilirim. Yani ben 33 yıl oldu. Tabii ki çok bu işi profesyonelce yaptığımız için bizde ufak tefek yaralanmalar çok normaldir. Ama ben profesyonel olarak basketbolda oynadım. Yani hem Fenerbahçe altyapısında hem Taç Spor'da yıllarca lisanslı basketbol oyunculuğu da yaptım. Boyum tabii çok uzamayınca o zaman yazdırmışlardı beni tiyatroya. Ama yani o kadar, orada daha fazla sakatlanıyordum. Yani daha fazla canım acıyordu. Kaykayı eğer doğru bir kişiyle de öğrenip başlayabilirseniz çok faydalı. Yani şöyle, aslında her sporda da çok biraz risk içine barındırıyor. Ben mesela kaykay olayının dışında bir de şey meraktan, bisiklet ve mountain bike olayına çok meraklıyım. Bazen araziye çıkıp işte özellikle downhill konusunda kendim özel bisiklet topladım. Tamamen işte sizin özel toplanan kaykaylar gibi düşünebilirsin bunu. Hepsi özel markaların özel seçilmiş parçaları ve hepsi bir araya getirilmiş. İşte yokuş aşağı arazide saatte bugün kardeşimle konuşuyordum. 40-50 kilometreye çıkıp yokuş aşağı iniyorduk. Aslında orada MTB çok daha sakat bence. Değil mi? Aslında kaykaydan daha tehlikeli. Yani en ufak bir belki küçük bir çakıl taşından dolayı bir an denge kaybolsa kesinlikle. Yani o dağ bisikletiyle profesyonel olarak uğraşan dostlarım da olduğu için çok iyi biliyorum. Hem de onlar da cidden çok büyük emekler veriyorlar. Gerçekten daha tehlikeli ama kaykayın da tabii tehlikesi, siz profesyonelleştikçe tehlike de artıyor. Ama zaten güzel olan kısmı da o. Hiçbir zaman tamam demeyip her zaman daha zor, daha heyecan verici şeyler denemektir. Bu arada Merve çok güzel bir soru sordu bence. İstersen ona da ben bir cevap vermek isterim açıkçası. Ben bunu yetecektim. Sen aşağıdan gördün. Şimdi biz Contemporary'e katılmıştık. Evet, o süreçten bahsedeyim. Ala Skateboards tabii ki ben de kendim de bir oyuncu, yani sanatçı demek biraz bana zor geliyor o noktada. Ama ben de bir sanat eğilimli bir insan olarak etrafımdaki hep Ala'nın çatısı altında Türk kültürünü anlatabileceğimiz, yaptığı işte sanatında başarılı olan, yani müzisyense müzisyen, ressamsa ressam, fotoğraf sanatçısı ise fotoğraf sanatçısı, ki Range Finder X dostumuzdur, kaykaycıdır, o da yazmış az önce bir iki tane emoji atmış. Çok da iyi bir fotoğrafçıdır. Yani alada şunu yapmak istiyorum ben, böyle alışılagelmiş dizaynların, tasarımların dışında, bitmiş işlerin dışında daha çok
Türk sanatçıların işlerini gösterebilmek. Yani âlâ çatısı altında biri çok iyi müzik mi yapıyor, onun müziğini gösterebilmek istiyorum. Biri çok iyi resim mi yapıyor, onun resmini atıyorum, yeri geliyor kıyafete basıyoruz, yeri geliyor sticker yapıyoruz. Nerede kullanabilirsek. Contemporary'deki süreçte aslında iş bizim âlânın ilk kurulurkenki baş tasarımcımız Volkan Yıldırmaz'a bir teklif olarak geliyor. Ondan diyorlar ki hani burada bir şey yapmanı istiyoruz. Volkan'la tabii ki o da çok iyi bir kaykay geçmişi olduğu için dedi ki tabii ki kaykayla sanatı birleştireceğiz. Sonra biz de işte ihtiyacı olan kaykayları, tahtaları sağladık. Ben zaten Türkiye'nin her yerinden eski kullanılmış kaykayları da topluyorum. O kaykayları bir yere getirdik ve Volkan onların üstüne hem video enstalasyon yaptı, çok güzel boyamalar yaptı. Teması da Passenger olduğu için, yani yolculukla ilgili olduğu için Iggy Pop'un Passenger şarkısının sözlerini üstüne yazmıştı. Çok da başarılı oldu. Conrad sponsorumuzdu. Contemporary gibi büyük bir sergide yer alabilmek bizi çok da onur etti. Yani çok iyi ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Ama öncesinde de daha önce kullanılmış kaykaylardan bir sergi yapmıştık. Volkan yine çok güzel böyle kaykayları küçük küçük parçalar halinde bir araya getirerek çok güzel kompozisyonlar hazırlamıştı. Hatırlıyorum, o sergiden satılmamış hiçbir iş olmamıştı. O da bence hem onun adına hem de bizim adımıza güzel bir başarı. O yüzden âlâ skateboard deyince hem Türk kaykaycıları hem de Türk sanatçıları, ama bir çerçevemiz var. Sokak kültürüne ait olduğunu düşündüğümüz sanatçılarla, yani sokaktan gelen, sokak ruhunu taşıyan sanatçılarla birazcık biz onları öne çıkarmaya çalışıyoruz diyeyim. Evet, peki ileriye dönük ne projeler var şu anda? Neler düşünüyorsun, neler yapmayı planlıyorsun? Âlâ'ya yurt dışından çok güzel talep geliyor. Ama henüz biz tabii emekliye geldik. Biraz da boyumdan büyük bir marka oldu artık. Yani ayıptır söylemesi, holdingler arıyor, bazı iş adamları bize bir şeyler teklif ediyor. Ya diyoruz ki tamam da bunlar çok ağır şeyler, hemen bir anda adapte olamayız, ama şu anda inşallah yavaş yavaş, bu tabii pandemi sürecinde biraz daha hafiflediği zamanlar, 2001'den itibaren âlâ skateboard'u artık yavaş yavaş yurt dışına açmayı planlıyoruz. Ama öncelikle bir eksiğimiz olan, yani tekstil koleksiyonu âlânın, sanatçılarımızın işlerinden oluşan bir koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyoruz. Haftaya hatta ilk ürünlerimiz çıkıyor olacak. Yani üstündekiler hep logoydu, bizim şapkalarımız logoydu. Ama bundan sonra kıyafetlerimizde de o sanatçıların işlerini görebilecekler. Yalnız burada bir şeyi çok özellikle vurgulamak istiyorum. Sanatçılarımızın işleri çok niş de işler olduğu için biraz da hem onlar hem de o ürünlere sahip olanların kendisini özel hissetmesi için bundan sonra ürünlerimiz limited edition olarak çıkacak. Yani siz o sanatçının o işini bir sweatshirt'te gördüyseniz, o sweatshirtlerin belli bir adedi var. Şu anda tam netleşemedik o konuda, ama yani bir sweatshirt'ten 100 tane olacak sadece. O renginden, o işinden 100 tane. Onu aldığınız zaman ben giyen insanların bir sanatçının eserini giymiş gibi hissetmesini istediğim için ve bunu çok da tüketmek istemediğim için böyle bir karar aldık. Bir süre her şey limited edition olarak çıkacak ve ilk ürünlerimiz de haftaya çıkıyor olacak inşallah. Bakalım nasıl tepkiler gelecek, ben çok merak ediyorum. Aslında bizim sokak giyimine, sokak kültürüne de tam olarak kaykay dışında da giriyor oluşumuzun emaresi olacak inşallah. Bakalım. Ne kadar ben inşallah dedim ya. Şahsi olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hazır bu limit edition olayı başlamadan bence sırtında Army yazan kamuflaj montlardan hemen alın. Onlar bir daha yapılmazsa sıkıntı. Sold out. Öyle mi? Harika. O montlar harika. Yani şunu söyleyeyim ben. Ya biz âlâ çıkardık. Bizi dedik ki kaykaycılar giyecek edecek. Hani kafamızda öyle bir şeyden. Diğer markalar nasıl yavaş yavaş büyüyorsa biz de o şeydeydik. Abi yani böyle Gucci, Versace giyip yanında âlâ şapka takan insanlar da gördük. Ne bileyim, ünlü oyuncular, sanatçılar, fenomenler giymeye başladı.
Sağda solda ben mesela Kadıköy'de gezerken ara sokaklarda böyle o army ceketin arkasını gösterip böyle poz verip fotoğraf çekilen insanlar gördüm. Hepsinin Ama o bende ceket çok kayıtları da güzel. var. Tasarımı çok güzel. Kamuflaj deseni çok güzel, çok güzel. Umut çok iyi. O ceket çok iyi. Valla ne yapıyorsak biz kaykaycılar işte dediğim gibi alasını yapmaya çalışıyoruz. Ne ala o zaman bize de ne mutlu bize. Harika. Harika. Peki oyunculuk tarafında yeni gelişmeler var mı? Neler oluyor? Orada bir takım aslında ödüller de aldın. Hani o kariyer taraftan ilerliyor mu, yoksa ona daha çok önüne kaykay gidiyor? O böyle bir yan supportif bir şey var mı görüyorsun? Abi yeri geliyor tiyatro çok öne çıkıyor, yeri geliyor kaykay çok öne çıkıyor ama tabii kaykay da çok başka bir yerde olduğum için ben oyunculuk yani oyun sanat dünyasında da diyeyim daha doğrusu bana hep kaykaycı diyorlar. Ben reklam çekimine gidiyorum, kaykaycı geldi. İşte tiyatroya gidiyorum, kaykaycı geldi. Ben en son devlet tiyatrosunda dediğim gibi oyuncu olarak görev alıyordum, sahne alıyordum ama orada biz haftada 6 gün 7 oyun oynuyorduk. Yani bir sezonda yaklaşık 150 kez sahneye çıkıyorduk. Tabii bu Kaykay Federasyonu kurulma hikayesi olup da sağ olsunlar beni de davet edince dedim ki bu misyonu ben es geçemem. Devlet Tiyatrosu'na ara verip Kaykay Federasyonu'na daha çok konsantre oldum. Evet. Oyunculukla ilgili daha çok sinema filmlerinde yer alıyorum proje geldikçe. Ya da reklamlarda çok yani senede 7-8 tane reklamda yer alma şansım oluyor ki bu bence bir oyuncu için de çok zordur. Sağ olsunlar beni demek ki çok seviyorlar ki yıllardır bir şekilde ekranda var oluyorum. Tabii, çünkü her reklamda aynı kişi olsa insanın yüzü zaten bir şekilde markayla özdeşleştiği için o zaten olacak iş değil. Ama 7-8 demek, yani 1,5 ayda bir reklamda var oluyorsun demek. Bu da çok iyi bir oran bence. Harika. Ya daha bugün bile 6 ay önce falan herhalde en son, yok 6 ay tabii 6 ay falan olmuştur en son reklamı çektiğim. Bugün bile kaykaycı arkadaşlar abi dedi her yerde de sen çıkıyorsun dediler. Yani bir şekilde sıcak kalıyorum insanlarla. Bu arada şarjı bir takacağım 2 saniye hemen. Kopmadan. Sesim geliyor değil mi? Evet, duyabiliyoruz. Tamam. Kulaklıktan da biraz kurtulmuş oldum. Evet, aynen. Peki oyunculuk tarafı bir tarafta ilerliyor, reklamlar vesaire. Muhtemelen zaten ikisini birleştirdiğin anlar da oluyor. Hem kaykayı hem şeyi. Ama mesela tabii senden bahsederken herkes, işte atıyorum bizim o klibi çeken şey Evren Arasıl yönetmen. Ben demiş Tuncay falan. İşte hangi Tuncay? Tabii Kaykaycı Tuncay deyince herkes pek sevdi. Ya arkadaş ben bir de ilk zamanlar çok kaykaycılığımla oyunculuğu çok ayrı tutmaya çalıştım. Abi olmuyor. Sete gidiyorum kaykaycı geldi. Tiyatroya gidiyorum kaykaycı geldi ki şöyle de bir durum oldu. Yani ben tiyatroda işte çocuk yaşta turne yapıyordum ama hep kaykay sırtımdaydı. Yani kaykaysız ben daha hiçbir yere gittiğimi hatırlamıyorum. Yani ne bir şeyle ne bir başka bir yere ben onunla yatıp kalktım. Yani haliyle de bir kaykaycı kimliğim tabii daha önde diyebilirim şu anda. Zaten bazen şey de diyorlar, ya sen oyunculuktan çok daha fazla para kazanabilirsin, niye bununla ilgilenirsin? Hani bırak bu işleri, dükkan mükkan, hala bir sürü borç dağıtıyla uğraşıyorsun. Ya acayip bir şey ya, ben çok mutluyum olduğum şeyler. Benim yani çok ünlü olmak gibi derdim hiçbir zaman olmadı ki. Bence oraya konsantre olsaydım onu da yapardım diye düşünüyorum ama Peki bir şimdi oyun. Ayla'nın bu kültüre olan katkısından bahsettik. Aslında bu kaykay kültürü Türkiye'de katkı sağlamak için, yani ticari mantaliteden çok kültüre katkıda bulunması için kurmuş olduğu bir marka olduğunu bahsettik. Peki İnsanlar bu markaya nasıl ulaşacaklar? Önemli olan bu. Bir de böyle bir durum var. Sonuçta bunu gidip işte efendim AVM'deki bilmem ne mağazasına alamayacaklar. İstersen biraz da ondan bahset. Senin çünkü bununla ilgili bir oluşumun da var. Hem fiziksel olarak hem de online olarak. Ondan da bahsedelim istersen. Çünkü insanlar illaki ulaşmak isteyeceklerdir. Tabii ki dijital olarak ulaşmak isteyenler
Şu anda daha entegre etmedik ama hala Skateboards üstünden de hala skateboards.com üstünden de ulaşabilecekler. Onun dışında X-Fortune Skate Shop'un da sahibiyim aynı zamanda biliyorsun. Bir mağazamız var Cihangir'de. Hem hala hem X-Fortune olarak orayı tek merkezi kullanıyoruz. Şu anda Cihangir'e taşındık. Normalde 10-12 yıldır biz Kadıköy'deydik. Şu anda yaklaşık bir sene oldu. Cihangir'e geldik. Çok daha da mutluyuz. Güzel bir şeyimiz oldu. Şirin minik bir dükkanımız var. Biraz da daha uluslararası orada gelen giden turistlerle daha da bilinir olduk. X-Fortune Skate Shop'tan da alışveriş yapabilirler. O da X rakamla 4 Tune yani Tune X-Fortune.com'dan satın alabilirler ürünlerimizi. Kaykaylarımız Sport Point mağazalarında da var. Çok Kapanmasaydı güzel. bir fabrikten de alabilirlerdi. Şu anda biz tabii en çok kaykayımızda var olduğumuz için daha çok skate shoplardan falan alınabiliyordu. Ama X-Fortune'dan şu anda gelip hem mağazadan hem de şu anda kapalıyız gerçi mağaza olarak. Daha çok online devam ettiriyoruz. Ama bu tabii tekstil koleksiyonu çıktıktan sonra neler olacak bilmiyorum. Hani her türlü teklife de açığız. Gerçi çok limited edition ürünlerle çıkıyoruz. Kapanın elinde kalacak bu iş. Çok da güzel desenler ve bu sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir yeni sanatçılar. Yani biraz bir sıralamaya da koyacağız. Onun süresini bilmiyorum. Olabildiğince sık çok sanatçıya, olabildiğince fazla çeşitlilik de diyeyim var olmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi hepsi limited edition. Aldınız aldınız o anda sizde var. O bir daha belki ömür boyu hiç o desenle bir daha uğraşmayacak. Değil mi? Doğru. Bir de sen normalde pandemi olayı olmasa, yani normal hayatın işleyiş akışı devam etse, zaten mağazada da zaman zaman bulunuyorsun. O yüzden aslında bu işe gönül veren insanların bu işin asıl üstadından belki de hem iletişime geçmek hem bir iki üç laf etmek için Cihangir'deki mağazanıza aslında açıldıktan sonra, hani bu olay bittikten sonra, pandemi bittikten sonra gelseler, bir de seninle tanışma şansı da olacak, değil mi? Öyle bir durum da var. Her zaman, her zaman. Bizim zaten skate shop'umuz böyle nasıl diyeyim, kaykaycı evi gibi. Her zaman benim dışında da birkaç kaykaycı mutlaka olur. Ben olmasam da orada Hüseyin Yıldız abimiz var. O da sağ olsun benle beraber 2 yıldır. O da çok eski kaykaycıdır. Bizim dükkana geldiğiniz zaman kaykayla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Yani insanlar sadece alışveriş yapmak için gelmesinler. Kaykay kültürüyle ilgili ben burada ne öğrenebilirim, ne kapabilirim? Bir iki muhabbet etmeye gelsinler. Kapımız herkese açık. Ben sonuçta ne derler? Orayı biraz karargah gibi kullanıyorum. Orası bir çatı. Bu çatıyı isteyen herkes, kapımız herkese açık. Sosyal medyadan da bana ulaşabilirler. Dediğim gibi Instagram'dan X-Fortune Skate Shop, Tuncay Koçal hesabı, Ala Skate Sorayz da var. Onu da anlatmak isterim. Ve Ala Skateboard'dan bize ulaşabilirler. Evet, mesela bu büyük bir şans, çünkü çoğu insan hani merak saldıktan sonra bu tarz işleri, ama bir şekilde hani bir yönlendirilme veya hani fikir şeyinde, değerlendirmesinde veya karşı fikir alışverişinde bulunmak istediği insanlar illaki oluyor. Ama bununla tabii bu işin en büyük üstadının Türkiye'deki erişilebilir olması ve bu sorulara cevap vermesi herhalde her şeyden daha değerli olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bizim Instagram'ın bize verdiği bir saatlik limit var. Ona ulaşmaya başladık. İstersen en son söylemek istediğin neler var? Kaykaya başlamayı düşünenler, niyetlenenler ne yapsınlar? Ailelerini kaykayın tehlikeli olmadığını nasıl ikna etsinler? Yani ne diyorsun bu konuyla ilgili? Şöyle ben bu konuyla ilgili Karada Surf diye bir video yapmıştık bir arkadaşlarla. YouTube'dan bulabilirler. Ailelerine o Karada Surf videosunu izletsinler. Ve yani biz o videoyu bir arkadaşların projesi olarak yaptık ama herhalde biraz içten ve detaylı biraz da herhalde ailelere yönelik de konuştuğum için çocuklar bana geldiler abi bu video çok işe yarıyor diye. O ailelerine o videoyu izletebilirler. Kaykay'ın kafasını, kattıklarını vesairesini anlatıyorum. İnsanlar bana soru sormaktan çekinmesinler. Son 20 yıldan fazladır daha cevap vermediğim kimse olmadı. Belki 3-5 kişidir ama on binlerce insana mutlaka. Harika.
Dediğim gibi Ala Skateboards'u bir Türkiye'nin vedarı iftiharı bir marka olarak görsünler. Gerçekten İnşallah. İzin diliyor. Kalbiyle, beyniyle çok güzel insanların olduğu bir marka. İnşallah da bu Türk bayrağını, Ala'nın bayrağını alacağız. Globalde güzel yerlere getireceğiz diye yeni hayaller kuruyoruz. Bakalım neler olacak. O zaman Tuna, sana çok teşekkür ediyorum bu akşam bize katıldığın için. Ben de çok umarım yeni projelerde zaten beraber olacağız. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. Hem benim web sitemden hem senin az önce bahsettiğin sosyal medya hesaplarından veya benim sosyal medya hesabımdan bir şekilde yeni projelerle ilgili zaten bilgi alacaklardır. Sana o zaman iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. görüşmek üzere. Herkese çok sevgiler. Kaykay'da kalın, müzikte kalın. Görüşmek üzere. Aynen.